Evet. Başaracağım galiba. Hemen gösteriyorum. Bire çeyrek var. Ve ben bu hafta video koymadığımı hatırladım. Ev turu videosu koyduğum hafta ben videolarımı çarşamba günü yükleme kararı aldım ve bunu bir güzel Instagram'dan, sosyal medyadan açıkladım. Fakat bu hafta gerçekten hani bunu durumu unuttum ve video koymadım. Ve bu durum sonradan aklıma geldi. Dedim ki İdil ne yapıyorsun? Şimdi ufak bir basın açıklamasıyla bunu hemen açıklıyorum. Biliyorsunuz ki pandemi sürecinde ben her cumartesi düzenli video koyuyordum. Fakat böyle işler başladı, normalleşme süreci başladı vesaire falan. Ve bir anda benim kendi mesleğimle alakalı işlerim başladı falan filan. Ve ben YouTube'a adapte olamamaya başladım. Yani ev taşıdık, işte işler başladı. Her şey bir anda böyle birbirine girince YouTube'da düzenli video üretememeye başladım. Daha doğrusu aklımda çok fikir var ama bir türlü böyle hani video çekip koyamıyorum, editleyemiyorum falan. Böyle bir vakit bulamıyorum. O yüzden gerçekten kafam yandı. Dolayısıyla da bu haftayı unuttum. İnsan video çekip koymayı nasıl unutur, değil mi? Bu durumu en kısa sürede telafi edeceğiz. Bir şekilde yine rayına oturtacağım. Bu durumdan dolayı özür diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Bu arada şu detayı da vermek istiyorum. Yeni evimde daha bir kendime video köşesi bulamadım. Dolayısıyla da böyle bir ambiyans yaratmaya çalıştım kendimce. Şuraya çiçek falan koydum falan. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Başlıktan da anlayacağınız üzere Ekim ayı favorileriyle karşınızdayım. O zaman hadi videoya başlayalım. İlk ürünüm Propia. Türkiye'de ilk defa bir dermatolog tarafından üretilmiş bir ürün. Karma ve yağlı ciltler için üretilmiş. Ben bunu Instagram'da denk geldim. Daha sonra da hatta Damla Bilic'in markalardan gelenler videosunda denk geldim. Aşırı hoşuma gitti. Zaten böyle hani değişik ürünlere karşı bir ilgim var. Dolayısıyla da böyle dedim ben bunu alıp deneyeyim. Daha önceden ben Roaktan kullanmıştım. Söylemiş miydim hatırlamıyorum ama sivilceye yatkın bir cildim var. İşte bu maske taktığımızda veya regl dönemlerinde vesaire sivilcelerim bazen patlıyor. Bunu da denemek istedim. O yüzden de aldım. Şimdi hemen bir kutuyu açalım. Daha sadece açıp içine baktım. Sonra geri kapattım. Dedim ki kesinlikle bunu Ekim ayı favorilerinde göstermem lazım. Şimdi bunu daha deneyimlemedim. Deneyimleyeceğim. Hatta belki bununla ilgili de bir video çekeriz. Ama kutusundan dolayı zaten daha kullanmadan benim favorim oldu. Kutuyu açtığında açabilirsem açtım. Şöyle bir şey karşılıyor bize. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Bu arada kutuyu açınca yemin ediyorum size o kadar güzel kokuyor ki yani. Anlatamam. Burada olup bu kokuyu duymanız gerekiyor. Kağıdımızı bir çıkaralım. Burada diyor ki denizlerin, bitkilerin ve biyoteknolojinin zenginliğini bir araya getiren yüksek performanslı yenilikçi bir yaklaşım. Doçent Doktor Yasemin Oran. Şöyle bilgi geçiyorlar bize. Keratolitik etkisiyle cildin arındırılmasına ve yenilenmesine yardımcı olur. Cildin koruyucu bariyerinin yeniden yapılandırılmasına ve nem dengesinin korunmasına yardımcı olur. Sebum yapısını ve üretimini düzenler, cildi yatıştırır. Böyle 3 adımlı bir cilt bakım rutini aslında. Şöyle kutudan sticker çıkıyor. Ben biliyorsunuz bayılırım böyle şeylere. Hemen bunu da geriye koyduk. Böyle 3 adımı var ve bir tane de hediye bir ürünü var. Birinci adımı yüz yıkama jeli. Cildi kurutmadan arındıran nazik temizleme. Sabah akşam bununla cildinizi yıkıyorsunuz. Daha sonra ikinci adımı günlük nemlendirici. 15 faktör korumalı. Gün boyu nem desteği ve güneş ışınlarına karşı koruma sağlıyormuş. Üçüncü adım ise yenilen. Yani yoğun bakım kremi, gece boyunca cilt onarımı. Bunu da akşamları sürüyoruz anladığım kadarıyla. Bu da hediyeymiş. Bununla ilgili bir detay yazmıyor. Fakat şöyle çıkarıp baktığımızda bununla bir aslında yüz temizleme jeli olduğunu anlıyoruz. Şöyle hediye olarak geliyor. Yani şöyle söyleyeyim özetle 3 adımlı bir set halinde geliyor ve hediyesiyle geliyor. İlerleyen videolarda bunu beraber deneyimleyip deneyimlerimi de aktaracağım sizlere. Evet kaldırıyoruz. Hemen ikinci bir ürünle karşınızdayım. Denebunu.com'dan aldığım bir kutu. Denebunu.com'u duydunuz mu bilmiyorum. Eminim çoğunuz duymuşsunuzdur bence. Denebunu sitesine kayıt oluyorsunuz. Profilinizi tamamlıyorsunuz. İşte orada bir takım sorular falan oluyor. Ve profilinizi güncel tuttuğunuz takdirde böyle ayda bir kere ücretsiz kutular oluyor. Profiliniz uygun görülürse o kutular size ücretsiz olarak veriliyor. Oraya böyle kutularınız geldiğinizde deneyimleyip yorumlarınızı vesaire yazıyorsunuz. Bir de bunun dışında orada ücretli kutular oluyor. Exclusive olması lazım. Doğru mu telaffuz ettim bilemiyorum. Neyse exclusive kutuları oluyor. Böyle hani
seyahat boy, işte normal boy vesaire ürünleri deneyimlemeniz için size yolluyorlar. Yani satın alabiliyorsunuz daha doğrusu. Piyasadaki fiyatından çok daha uyguna satın alıyorsunuz. Bu kutunun içeriği hoşuma gittiği için ben bunu kendim aldım. Kesinlikle ücretsiz olarak çıkmadı. Kutuyu açtığımda şöyle bir görüntü beni karşıladı. Listerine'nin böyle hafif tat Advanced White gargarasını aldım. Johnson's Baby'nin bebe yağı. Bunu vücudunuza sürüyorsunuz. Çok güzel bir nem sağlıyor. Bu nasıl okunuyor? Marseilles mı? Nasıl okunuyor bilmiyorum bu marka. Bu mesela seyahat boyu işte. Duş jeli. Bunu da deneyeceğiz. Çilek kokulu bu. Çok güzel kokuyor. Ve Neutrogena'nın böyle 3 tane maskesi. Kutudan bunlar çıktı. Bu kutuyu beğendiğim için aldım. Kutu da bu kadardı. Hemen kapatıyoruz. Ve bunlarla devam ediyorum. Bu da benim size hazırladığım kutu. Evet, bununla başlayalım. L'Oréal Paris'in nem terapisi. Zaten çoğu kişi bunu biliyordur. Ama ben bunu yeni yeni kullanmaya başladım. Ve gerçekten övüldüğü kadar iyi olan bir ürün. Bundan böyle bir pompa sıkıyorum şu parmağıma. Ve bütün yüzüme yayıyorum ellerimle. Aşırı güzel nemlendiriyor. Ben böyle bir şey görmedim. Ekim ayı favorilerinin birinci listesinde bu var. Geçiyorum. Simple'ın yüz yıkama jelini aldım. Almıştım yani bu ürünler gelmeden önce. Simple'ın ürünlerini ablam çok fazla kullanıyordu. Ablam sayesinde tanışmıştım. Ve Simple gerçekten hayvan dostu bir ürün. Hayvanlar üzerinde denenmiyor kesinlikle. Tercih etme sebebim buydu aslında ve gerçekten çok severek kullanıyorum. Kesinlikle denemelisiniz. Bir diğer önereceğim ürün. Xiaomi'nin In Face. Bu aşırı güzel. Gerçekten aşırı güzel. 3 kademeden oluşuyor. Şöyle göstereyim size. Boy olarak falan da seyahate giderken vesaire çok rahat taşınacak bir ürün. Birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe. 2 dakika boyunca yüzünüzü bununla böyle temizleyebiliyorsunuz. Kendisi duruyor. Zamanlayıcılı yani. Diğer yüz yıkama cihazlarına göre aşırı yumuşak bir dokusu var. Hani cilde zarar verdiğini düşünmüyorum. Tabii ki emin değilim veriyor mu vermiyor mu ama ben vermediğini düşünüyorum. Ve bunu sabah akşam kullanmaya çalışıyorum. Gerçekten cildiniz anında değişiyor. Bunu kullanmayı unuttuğunuz zamanlarda diyorsunuz ki ne oluyor? Özellikle şarjı konusunda ekstra bir memnunum. Çünkü aldığımdan beri daha 2 kere falan şarj ettim yani. O kadar uzun süre sizi götürüyor. Bir diğer ürünüme geçmeden önce size şunu sormak istiyorum. Saçımı boyattım, farkında mısınız? Eğer farkında değilseniz çünkü bu durum beni çok üzer. Çünkü bayağı bir boyattım yani. Ombre falan yaptırdım. Rengine falan bayıldım. Tek sıkıntımız çok azıcık yıprandı. O da benim saçlarım yüzünden. Çünkü benim saçlarım normalde zaten çok kuruydu. Hani ben böyle duş almasam bile saçlarım hani yağlanmak yerine gitgide daha da kuruyor. Öyle bir saç yapım var yani, ilginç. Bir şekilde gidip keratin bakımını falan yaptıracağım. Ama şimdilik kendim böyle yağlarla vesaire idare etmeye çalışıyorum. Şimdi o yüzden size bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Elidor'un Hindistan cevizli kolay tarama spreyinden aldım. Kokusu çok güzel ve anında etki ediyor. Yani saçım anında açılıyor. Eğer sizin de saçlarınız benim gibi kuruysa, taramakta da zorlanıyorsanız bu ürünü çok tavsiye ediyorum. Bir diğer ürünüm ise Elidor'un Doğanın Enerjisi saç bakım yağı, avokado ve üzüm çekirdekli yağı. Elime 5-6 pompa sıkarak sadece uçlarımı uyguluyorum saçlarımın. Aşırı güzel bir kokusu var. İyi bakım yaptığını düşünüyorum. Çünkü saçlarım ilk zamanlara göre biraz daha iyi durumda şu an. Şu anlık bununla idare ediyorum kuaföre gidene kadar. Beni kurtarıyor açıkçası. Memnun kaldığım için de size de bunu önermek istedim. Elsen'in böyle mucizevi yağ serisi. Şöyle göstereyim. Bayağı bitmek üzere bu arada. Bu da böyle hani hem şekil vermesini kolaylaştırıyor. Hem de bunun bir diğer güzel özelliği ise yüzleştiriciler, maşalar meydana çıktı. Bunlar 230 dereceye kadar falan saçı ısıya karşı koruyor. Eğer saçınızı çok fazla düzleştiriyorsanız, işte maşa yapıyorsanız vesaire, özellikle öneriyorum bunu kullanın bence. Mixup Sülfür diye bir ürün. Arkadaşımın paylaşımı sayesinde bununla tanıştım. Keşke duyabilseniz kokusunu. Mentollü böyle bir yağ. Tırnaklarınızı güçlendirmeye, sağlıklı uzamasına, tırnak etlerini pürüzsüzleştirmeye, yumuşatmaya, ellerin ve tırnakların korunmasını, bakımını ve nemlenmesini sağlamaya, içerdiği mentol sayesinde istenmeyen kokuları gidermeye yardımcı olan, dermatolojik olarak da test edilmiş bir ürünmüş. Gratis'ten almıştım sanıyorum. 40 TL gibi bir ücret vermiştim buna. Gerçekten tırnaklarınızı inanılmaz güçlendiriyor. Benim tırnaklarım çok çabuk kırılıyordu.
şu an çok daha iyi durumda. Bunu gece yatmadan önce sürüyorsunuz. Yani benim önerim bu. Çünkü vazelin gibi olduğu için kesinlikle bunu sürdükten sonra bir süre hiçbir şeye dokunamıyorsunuz. Bu da çok güzel bir ürün. Öneriyorum. Biulis'in, Biulis umarım doğru söylüyorumdur. Şöyle Catchit diye bir farı. Renklerine bittim. Gerçekten bittim. Bu markanın bir de rimelini aldım ama rimelini hiç denemedim. İnanılmaz güzel. Bundan sonra hep bundan alırım. Başka da bir şey almam. Şimdi bir diğer ürünüm ise NYX'in Epic Ink Liner'ı. Hatta size şöyle ucunu da göstereyim. İnanılmaz güzel. Ki artık yani benim makyaj yapamadığımı gerçekten isminiz kadar iyi biliyorsunuzdur. Ben bile bunu bu kadar severek kolay bir şekilde sürüyorsam, eğer sizin makyajı yeteneğiniz varsa vesaire bu ürüne aşık olacaksınız. Sürmesi aşırı kolay ve suya dayanıklı bir ürün. O yüzden böyle akşama kadar yani hiç bozulmadan böyle tablo gibi duruyorsunuz. Gelelim bir diğer ürüne. Dararın. Eda Taşpınar'ın doğal atkılı fırçası. Şöyle. Buraya böyle elinizi sokuyorsunuz ve bacaklarınızı şu şekilde tarıyorsunuz. Ben aldığımda 60 TL gibi bir ücret vermiştim buna. Fakat geçenlerde Trendyol'da 128 TL'ye denk geldim buna. Dedim ki iyi ki almışsın din. Ben daha çok hani biraz kan dolaşımını hızlandırsın diye tercih ettim. Çünkü benim bacaklarımda aşırı derecede varis var. Kan dolaşımını hızlandırması açısından aldım. Selülit geçer mi bilmiyorum. Biraz emek vermek gerekiyor. Yani spora gitmeden hani sadece bir doğal atkılı fırçasıyla selülitlerin geçmesini beklemek bana biraz saçma geliyor açıkçası. Bilmiyorum. Belki yararı oluyordur. Yararı oluyorsa da bunu yine size ilerleyen zamanlarda söylerim. Ama ben düşünmüyorum yani selülitlerin bir doğal atkılı fırçasıyla geçeceğini. Bilmiyorum. Bir diğer ürünüm ise Bio Oil'in cilt bakım yağı. Bu ürün gerçekten inanılmaz bir ürün. Çatlaklara iyi geliyor diye aldım ben bunu. Kilo alıp verdiyseniz böyle hamilelikten sonra çatlak oluşumu olduysa vesaire bu ürün düzenli kullanımda gerçekten çok etkili bir ürün. Ve aşırı güzel kokuyor. Böyle bir çay kokusu. Bir şey kokuyor ama bunu nasıl aktarabilirim bilmiyorum. Bir çay kokusu var yani. Kesinlikle deneyimlemenizi tavsiye ediyorum. Bunun boyları var. Bendeki en küçük boyu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Aşırı iyi bir ürün. Başka bir şey kalmadı. Evet, bir diğer ürünüm ise Homemade'di. Sizin için gecenin birinde duştan çıktıktan sonra makyaj yaptım ve video çektim. İnanılmaz. Nasıl bir aşk arkadaşım. Çok özlüyorum ya. YouTube'u çok seviyorum ve çok özlüyorum. Gerçekten bu bambaşka bir ilgi yani. Yemin ediyorum çok ilginç bir hissiyat ya. Böyle bir video çekme isteği. Bilmiyorum bir şeyler yani. Bu arada önceki Mayıs ayı favorileri videosunda beni çok eleştirmiştiniz. Aslında izledim. Gerçekten ben de kendimi eleştirdim. Çünkü böyle bir ölü gibiyim falan. İşte bu rimel, bu rimel, bunu çok öneriyorum falan filan bir şeyler yapmışım ama ışık konusunda beni çok şey yaptınız, eleştirdiniz. Işık yok, çok karanlık falan diye. Şu an yeni ışığımla çekiyorum. Nasıl, beğendiniz mi? Bu sefer de çok aydınlık diyebilirsiniz. Bilmiyorum. Bilgisayarda editlerken nasıl gözükecek bu video bilmiyorum. Belki normal gözükecek ama şu an böyle ışık yüzüme patlamış gibi falan hissediyorum. Ben yoldan aldım. Işığımı da önereyim mi? Her şeyi önereyim mi? Bu çiçeği de önereyim mi? Tamam, şaka bir yana gerçekten her ay artık sizinle bir favori videosu çekmeye çalışacağım. Eğer tabii o ay yeni bir şey aldıysam, kullanıyorsam, deneyimliyorsam gerçi. Yani deneyimlemeden de neyi çekeceksin ki? O da biraz mantıksız. Neyse bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu kadardı. Milyon bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, beğenmiyorsanız da beğenmeyin yani. Beğenmeme butonu da var aşağıda. Herkes özgür sonuç olarak. Ama siz beğenmeye çalışın. Yorum atabilirsiniz bol bol. Eleştirilere de açığız. Bakın bir eleştirdiniz, gittim kendime ışık aldım yani. Her şeye açığız. Yeni videolarla, yeni çılgınlıklarla, yeni vloglarla görüşmeye devam edeceğiz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.